Türkçe kitabımızın 44. sayfasındayız. Çok kitap okurdu metnimizin adı. Hazırlık çalışmalarını kendiniz cevaplıyorsunuz. Metnimizi okuyalım. Çok kitap okurdu. Atatürk'ün kitaplara karşı ilgisini gösteren en önemli kaynak onun özel kitaplığıdır. Bu kitaplıkta askerlikten tarihe, dil biliminden uygarlıklara, sosyolojiden psikolojiye, felsefeden ekonomiye kadar birçok kitap bulunmaktadır. Atatürk bu kitapları dikkatli okumuş, ilgisini çeken noktalara işaretler koymuş ve notlar almıştır. Bu kitaplardan 3123 adeti Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde sergilenmektedir. Sevgili çocuklar, Atatürk başarının kaynağını ve kitap sevgisini bu şekilde dile getirmiştir. Çocukluğumda elime geçen iki kuruştan birini eğer kitaplara vermeseydim, bugün yapabildiğim işlerin hiçbirini yapamazdım. K. Mehmet Teke. Birinci etkinlik. Kelimelerin anlamlarını tahmin edip tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Kelimelerle birer cümle kurunuz. Kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz. Benim tahminlerim bunlar. Siz kendi tahminlerinizi yazabilirsiniz. Uygarlık, tahminim, medeniyet demektir. Anlamı uygar olma durumu, medeniyet, medenilik. Cümlem ise uygarlık, yükselmek, ileriye gitmektir. Sosyoloji, tahminim, sosyal ilişkileri inceleyen bilim dalı. Anlamı, insan topluluklarının özelliklerini ve sorunlarını inceleyen bilim. Cümlem, toplumsal sorunlarla sosyoloji ilgilenir. Müze, tahminim, eski ve değerli eşyaların sergilendiği bina. Anlamı, kazılarda bulunan nesnelerin bir arada ya da ayrı ayrı sergilendiği, saklandığı, korunduğu yapı. Cümlem ise sınıfla birlikte güzel bir müzeye gittik. Soruları metne göre cevaplayınız. Metne göre cevapladık. Atatürk'ün başarısının kaynağı nedir? Kitaplara duyduğu sevgidir. Atatürk kitapları nasıl okurdu? Atatürk kitapları dikkatli okumuş, ilgisini çeken noktalara işaretler koymuş ve notlar almıştır. Atatürk'ün kitapları nerede sergilenmektedir? Anıtkabir, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde sergilenmektedir. Atatürk hangi sözüyle kitaba verdiği önemi anlatıyor? Çocukluğumda elime geçen iki kuruştan birini eğer kitaplara vermeseydim, bugün yapabildiğim işlerin hiçbirini yapamazdım diyor. Üçüncü etkinlik, metnin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz. Metnin konusu Atatürk'ün kitap sevgisidir. Başarılı olmak için kitap okumaya önem vermeliyiz. Dördüncü etkinlik, metnin görselleri sizde hangi duyguları uyandırıyor? Metnin görselinde Atatürk'ün kitapları sevdiği ve okurken başka dünyalara yolculuk ettiği anlaşılıyor. Beşinci etkinlik, Atatürk'ün vatanı için yaptıklarını anlatınız. Altıncı etkinlik, soru işaretinin kullanım alanlarını örnekleriyle eşleştiriniz. Soru bildiren cümle ya da sözlerin sonuna konur. Nutku okudun mu? 1. Bilinmeyen yer, tarih ve durumlar için kullanılır. 2. Bu da 2. Burada doğum tarihi belli değilmiş, doğum yeri belli değilmiş. Bunlar da 2. Siz de numaralı yerlere soru işaretinin kullanım alanlarını gösteren cümleler yazınız. Kalemimi gördün mü? Ödevlerini zamanında yapar mısın? Soru cümleleri yazdık. Sonuna soru işareti koyduk. Yedinci etkinlik. Cümlede koyu yazılan kelimelerinizi tanımlarını örnekteki gibi bulup karşılarına yazınız. Okuyalım önce. Erken gidersek önden yer kapabilirmişiz. Hem evimizle istasyon arası çok uzakmış. Bizim küçücük adımlarımızla ancak bir saatte varabilirmişiz. Eğer biz giderken yorulduk baba oturalım şuraya dersek daha da geç gidermişiz. Onun için sabahleyin çayımızı içip kara zeytinimizi yedikten sonra hemen yola çıkmalıymışız. İçimde bir korku, bir kuşku. Ya göremezsem Atatürk'ü?
Muzaffer Üzgün. Sit anlamlı kelimeleri yazalım. Erken geç verilmiş zaten. Ön, arka, uzak, yakın, gitmek, gelmek, kara, ak, sonra, önce, iç, ise dış. Eş anlamlarını yazdık. 8. etkinlik, örnekteki farklı yazı stillerini inceleyiniz. Şehir isimlerini kendi yazı stilinize göre yazınız. Ankara, İzmir, Samsun, Sivas, Erzurum, Amasya. Siz de buraya kendi yazınızla yazın. Çizgilere dikkat edin. Gelecek derse hazırlık. Atatürk'ün akla ve bilime verdiği önemi anlatan sözlerini bulunuz. Evet, ben buraya ekliyorum. Siz buradan istediğiniz sözleri yazabilirsiniz. Bir sayfamız daha var. Evet, etkinliklerimiz burada bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.